Şimdi Ali abi benzer bir konu var magazinde, ona geçelim mi? Yani benzer evet. derken şöyle, Latif Doğan'ı biliyorsun, ünlü türkücü. Evet. Küstüm hemen değil mi? O türküsü gelir evet. akla. Şimdi enteresan bir şeyi var, geçmişi var geliniyle ilgili. Birkaç süredir devam eden. Yeni de bir haber var. Gelini kendisini suçluyor. Zaten evet. eşini suçluyordu. Belli suçlamaları evet. var eşiyle ilgili. İşte çocuğumu bana göstermiyorlar diyor. Benden kaçırıyorlar diyor. Latif Doğan'ın oğlu olan işte eşinden bahsediyor. Şiddet gördüm diyor. Geçmiş yıllarda da çıkmış olan haberleri buldum. Sayın Tayyip Erdoğan'a bir mektup yazmış. Hala sosyal medyasında var. Onu buldum. Yeri gelirse konuşuruz. Ama son iddiası da şu. Latif Doğan da diyor FETÖ'cüdür. Karakola gittiği bir şikayetinde. Konser gelirinde diyor. FETÖ'ye bağışlardı zaten diyor. Böyle de bir suçlamada bulunuyor. Gerçi araştırma yapılmış. Böyle bir suç işte bulunmadı. Açığa çıkmış ama haber enteresan. Ne diyorsun? Vallahi geçmişte böyle bir konser gelirinin FETÖ'nün etkinliklerine, derneklerine ya da o harekete bağışlanmış olma ihtimali var mı? Bence var. Ama FETÖ'cü müdür onu bilemem. Ama Latif Doğan'ın seninle konuştuktan sonra sen attın bana, ben görmemiştim, atlamıştım. Adnan Hoca'nın elini öperken, öpmeye çalışırken bir resmi de var. Ben onu size attım mı arkadaşlar? Yani bulabilirseniz ne güzel olur. Hem de geçen sene, yani çok uzak değil. Geçen sene Ramazan ayında abi pek çok sanatçı çıkıyor. Evet. Mustafa Keser de çıkıyor, Latif Doğan da çıkıyor. Hani tamam, sanatçı parasını almış değil mi? Bir ticaret var ortada. O zaman henüz daha tutuklanmamışlardı. Çıktı diyelim. Başka isimler de var. Ama Latif Doğan'ınki enteresan. Elini öpmeye çalışıyor Adnan Oktar'ın. Adnan Oktar da elini vermiyor. Şimdi niye önemli abi? Adnan Oktar'la da biliyorsun sen zaten, izleyicilerimize evet. hatırlatayım. FETÖ'nün bir bağlantısı olduğu ortaya çıkmıştı. Hatta Adnan Oktar'ın itirafçı olan avukatları demişti ki biz bir suçlama geldiğinde bize Adnan Oktarcılar FETÖ'nün savcılarına giderdik. Verirdik hakimlerine FETÖ'nün. Onlar da hemen sümenaltı ederdi diyenler Adnan Oktar'ın avukatları. Daha yeni. Yani şimdi bir Adnan bağ Oktar, var ortada. FETÖ'cü müdür değil midir bilmiyorum ama FETÖ'yle bağlantısı var mı? Yani direkt, en direkt. Ama abi avukatları böyle diyorsa. Yağ çekti, FETÖ'ye yağ çekti, göklere çıkardığı dönemler de var. Ama Adnan Oktar'ın bir Mossad bağlantısı olduğu kesin. Yani o örgütlenmenin arkasında bir dış güç olduğu konusunda şimdi onlar ısrarla İngiliz istihbaratının kendilerine operasyon yaptığını söylüyor. Yani bu işleri yapanların hepsini de İngiliz ajanı olarak suçluyorlar. İhtimal dahilinde midir? Yani işlerin suç ortadaysa, komple kurulmuyorsa, yani bunu bu bağlamda açıklamak biraz tuhaf. Ama şu da bir gerçek ki, videolarına baksınlar, Adnan Oktar'ın çok net birini neredeyse Mehdi, birini peygamber ilan ettiği, kendini bir yere koyduğu, Fethullah Gülen'i de kutsallaştırdığı dönemler, videolar var. Stüdyodaki kızlardaki tavşancıya, kedicikler inşallah maşallah diye başlarını sallıyordular. Videolar ortada. Yani bugün hala samimi söylüyorum, yani Twitter'da bir şey TT olmuş değil mi? Ali İboğlu TT olmuş değil mi? Ya dışarıda onun adamları var. Ali İboğlu'nun içine eninde sonunda Adnan Oktar'ı algı operasyonu, Adnan Oktar'ın videolarını sokuyorlar. Bütün ama TT olmuş konulara. Yani bu bilişim suçları, İstanbul Emniyeti, ben anlamıyorum niye buna müsaade ediyor. Bir taraftan bilmem kaç yılla yargılanıyor. Ya o taraftaki de bir tuhaflık var ya dışarıdakinde bir tuhaflık var. Bu kadar çete üyesinin, eğer bir çete varsa ortada, örgüt üyesinin suçu ve suçluyu övmenin yasak olduğu bir ülkede bu kadar rahat her şeye nüfuz etmemesi lazım. Şimdi ben bir taraftan şeye bakıyordum Ali abi. Alena Doğan, yani bu Rus gelinin bazı iddiaları var. İşte bu evet. iddiaların da sahibi kendisi. Sosyal medyadan buldum kendisini. Rusya'da
çocuk Türkiye'de çocuğuna ne kadar özlemi olduğunu anlatıyor paylaşımlarıyla. Acaba cevap yazdı mı? Dün akşam yazmıştım ben diye baktım bir taraftan. 2 Ekim 2016'da Recep Tayyip Erdoğan'a yazdığı bir mektup var. Buradan bir iki bir şey okuyayım mı size? Evet. Diyor ki 3 yıldır Türk vatandaşı Seydi Vakkas Doğan'la evli olarak şu adreste oturuyorum. 2 yıl önce erkek çocuğum Latif Doğan'ı dünyaya getirdim. Onun iki vatandaşlığı var, Türkiye ve Rusya vatandaşlığı. Bu andan itibaren kocamla bizim ilişkilerimiz kötü. Bizim evliliğimizin olmasını ailesi istemedi. Fakat kocam için ben babamı, annemi, noterlik işimi bırakıp, bizim bak magazin noterliğine de yakın abi. Rusya'da noterlik yapıyormuş. Onun için tutmamız lazım. Ya da lazım. Benim gibi katiplik yapıyor. İkisinden biri. Tutmamız lazım onu. Evet bizden. Yani noterlik işimi bırakıp Müslüman oldum. Kocam benim çocuğumla vatanım Rusya'ya gidişime engel çıkardı. Onunla ana dilim olan Rusça konuşmamı yasakladı. Çocuğuma ikinci vatanımın kültürünü öğretmek isterim. Ama o her şeyi yasakladı. 10 ay önce eşimin babası Latif Doğan alkol kullandığı zaman beni dövdü. Parmağımı kırdı. Beni tehdit etti. Oğlumu alacağını ve onun yüzünü hiçbir zaman göremeyeceğimi söyledi. Çünkü o Türkiye'de nüfus sahibi güçlü biridir. Ve Kürt mafyası ile bağlantısı vardır. O zaman onlar benim için polise başvurmak istediler. Beni tehdit ettiler falan diye bu devam ediyor. İkinci sayfası da var. Şimdi çok vakit almamak için okumuyorum ama anladınız. Yani dehşet iddialar silmemiş sayfasından. 2016'ya ait. Şimdi FETÖ'ye bağladı. Kürt mafyasına bağladı. Yani Latif Doğan'ın Türkiye'de bir nüfusu var mı? Bence vardır. Sevilen bir insan yani. Ben kimseye karşı daha bugüne kadar bir saygısızlığını görmedim. Yani insanlara saygılı davranan bir sanatçı. Ben yıllardır tanırım. Ama bu konuda ne diyecek? Mesaj attım ona dönmedi. Aradım, ulaşamadım. Telefonu değişmiş olabilir. Ne söyleyeceğini herhalde ararsa yanıtlarız ama bu konuda da bir iddia ve haykırış varsa buna da ses vermek gerekiyor. Çünkü sonuçta ortak çocukları var. Küçücük bir çocuğun evet. Annesinden alıkonması da büyük bir suç. Latif Doğan'ın bir açıklaması var. Onu da vereyim. Tek taraflı olmasın. Bu şiddet uygularına 2016'da çıktığı için abi diyor ki tek cümleyle gelinime ya da başka bir kadına kaba kuvvet uygulamam söz konusu değildir. O bizden çocuğu defalarca kaçırmaya çalışmıştır diyor. Onun da açıklamaları bu yönde. Ne olursa olsun o zaman 2 yaşındaysa şimdi 4 yaşında olan bir çocuk var ortada. Yani ya annesinden uzakta bu çocuk baba kaçırıyorsa iddialar doğruysa ya da tam tersi bir durum var. Ortalık karışık. Keşke iki taraftan birine ulaşabilsek. Ama diyorsun ki geri dönmüyor ve açmıyor. Bendeki numarası o. En son karşılaştığımızda aldığım numarayı aradım. Mesaj attım. Kendisi bize ulaşabilir o zaman.